kafam varmış. Bir müziği dinleyelim bari. Ben karşıya geçiyorum. Topal Kazar'da söyleşi var Refik ve Serkan'la. Bakalım. Bir pazar günü istiklali diyelim. Böyle şarkı arasında konuşan radyocu gibi bir şeyim şu an. İstiklalin kaosu ne ya? Alkazarımıza geldik. Arka plan da çok güzel. Evet, kuş hazırlanıyoruz. Sizi YouTube kanalıma bir düşüreyim de görün sizi. Öyle değil mi? Ben hatıra diye. Hatıradır ya bu sonuçta. Hatıradır hepsi. Çıkartalım maske açma. Şunu açmaya karşılık maske açma. Aynen. Kim gelmiş ya bizim konuşmamıza? Vlogların aranayı indirin. Vloglarım hep gitti çoktu telefonu. Ay, gitti. Yeniden çekmeye geldik. Hem de hoş geldin. Neredesin? Vlogların harman olduğu yerde. Vlogların harman olduğu yerdeymiş. Arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu kanalın vlog prensesi geldi. Gelin hoş geldik. Bakın İstanbul'un İstiklalindeyiz. Meriç seninle ilk kez İstiklalindeyiz. İnanılmaz bir şekilde bu doğru. Bu doğru. Yani bu nasıl oldu ya? Ne diyorsun hava koşullarına? Kar bitmiyor. Mart sonu geldi. Bahar adına hiçbir şey böyle göremedik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama Mart ayında hep bu yaşanır. Ben bir kere Mart'ta kar yağarken ağladığımı bilirdim. Kardeşim sen ağlamak istemişsin gibime geldi. Doğru mu Ceren? Bakın yanımızda kim var? Ceren'e bakın, ay parçası gibi doğdu şu vloğa. Ceren sen silinen vloğumda da yer alıyordun ve çok çok önemli bazı anlar yaşamıştım. Kısaca özetlemek ister misin? Çok tarihi anlardı. Esra Ruşen ne olmaya çalıştı? Vlogger olmaya çalıştı. Hayır. Ama asla konuyu anlamamıştım. Arkadaşlar belki de sizi Allah korudu biliyor musunuz? Esra Ruşen'in vloggerlık sürecini kaçırdı. Ne yapıyordu? Vlog dolduruyorum falan gibi şeyler söylüyordu. Yapıyor, hevesleniyor. Bakın. Terse halay çekiliyor. Duvara doğru halay çekiyorlar. Taş gibi kar yağıyor üstümüze. Bak ne kadar belli oluyor mu şurada anlamadım da. Şu Pera Palace'ın önünde kulluk oluyorlarmış. Evet. Ha? Sabah vardı ama bu soğukta da hala karda da yani sıra olmayın. Arkadaşlar diziydi o ya. Gerçekten zamanlar arası yolculuk yok. Sakin olun. Açılır. 97'ye gideceğim. 97. Ay öyle bir şey olsa hangi yıla giderdin hakikaten? Aa çok zor soru. Peki şöyle kademelendireyim soruyu. Bir tane yaşadığın bir yıla, bir tane de hiç yaşamadığın bir yıla gitme şansın olsa. Önce para çekebilir miyim? Yılların arası dolaşmadan. Lütfen. Çünkü neden 93'te çekemem diye mi düşündün? Evet. 93'te zaten şu anki banknotlarını da kabul etmezler. Boşuna para çekmeseydim. Vlogla da vedalaşırsan sen. Görüşüyorum. Yok be. Törlük sezildim. Meriç hadi şu yılları söyle bakalım. Çok düşünmem gerekiyor ya. Çok zor. Şimdi mesela gerçekten benim bir tanesi %194 olurdu maalesef ki. Aa. 94 yılıma geri gitmek isterim şu anki halimle. Şu anki halimle. Evet. Aynen ben de öyle bir 90'lara bir dönüş yaşamak isterdim. Hı-hı. Açıkçası görmek istediğim insanlar var. Benim de. Bir de böyle gerçekten hani böyle 50'lerin İstanbul'unu görmek çok isterdim. Ay 50'lerin İstanbul'unu görmek istemezdim ben. Başka bir yerini görebiliyor muyum 50'lerin? Kardeşim sen İstanbul'usun. Kapıyı açacaksın İstanbul'da çıkacaksın Pera Palace'ın kapısından. Sonra git istiyorsan Paris'e. Kardeş ben Paris'te benim iş. Ama buradan girip Paris'ten çıkamazsın hayatım. Ay doğru. İyi peki hadi Paris'e bir gideceğim. Bir orada ufak bir işim var. Onu halledip geliyorum arkadaşlar. Yalnız hangi odadan girip çıkacağımızı lütfen bize bu bilgiyi verin. Bir şey söyleyeyim. Ben odalarla, anahtarlarla beni uğraştırmayın. Ben dümdüz gitmek istiyorum. Yok mudur bunun bir yolu? Şurası değil mi? Şuradan gidiyorduk değil mi? Evet. Kız feci şekilde kapamışsınız bu mekan. Biz bir ümit geldik. Asla giremedik içerilere. Daha başka bir meyhaneye gidelim. Yürüyün.
Sonunda kendimize bir yuva bulduk ha. Kafa şişti kafa. Melik sen eve gitmek istiyor. Ben diyorum ki kardeşim Türk yolun başı şurada bir buluşmuşuz. Evet çok çok doğru. Bak arkadaşlar benim homesick olacağım tuttu. Bak arkadaşlar fotoğrafa bakın. Gerçek. Çok güzel çıktınız be çocuklar. Elim niye böyle titriyor ya? Şu şey aldım evde duruyor. Bu ne deniyor buna? Altına yerleşti. Gimbal. Gimbal aldım ha. Hadi yine iyisiniz. Hepsine yatırım yapıyorum. Aa. Evet. Arkadaşlar gimbal, cepçi gimbalımı çalmış. Kafam şişti. Kız gidin başka yerde söyleyin o suçu. Meriç. Aa, resmen şey, video klip gibi şu anda fonun. Sen geçerken say... Aaa Three Colors Blue. Güzel bir gün geçirdik. Altımıza işemeden çok eve dönersek ne hala. Çok güzel bir gün geçirdik ve söylene söylene. Bakın arkadaşlar merhaba, ay, kanalımıza hoş geldiniz. Ay bir bıkmışım ben. Ya bu adamın söylentisinden şurada bir Arap turist gibi gezemedik ya. Yeter be. Gezemedik harbiden. Ben çok sıkılmışım ha bu... Abartıyorsun, söylemeyi bırak artık. Arkadaşlar ben herhangi bir yerden sıkılabilecek bir tip miyim Allah aşkına? Hello Istanbul. Hello Istanbul. It's a really nice and cozy place. It's so nice to be here. We're so glad. And it's a wonderful evening. Kikinin oraya mı geldik kız? Evet. Hayda. Arkadaşlar biz walk show'da gibiyiz şu an. Yani çok kalabalık ve herkes dans ediyordu. Kimseyi bölmek istemedim. Yok yok hadi artık evlerimize. Kimseyi bölmek istemedim. Ne yapacaklardı? Modunuzu düşürmek istemedim be çocuklar. Bahsetmeyelim. Şu eğlenceye de bakın içeride. Hayatta insan var içeride evet, ya. İstanbul'un gece hayatının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Zamana demez kefaretiniz. Sizin dizi diye arkadaşlar bu şarkının hak sahipleri Meriç Türk ya bizim dizi bu lütfen telif atmayın. Ay ne kadar içlisi. Çok içli söylüyorum çünkü bu karakteri canlandırırken de açıkçası Selin karakterini canlandırıyorum Kaderim Oyun dizisinde. Hep zaten bu şarkıyı böyle bir özümsüyorum içimde. Pitch reklamını yapıyor gibi bir halim var. Kaderim Oyunu Star Akşamı. Star Akşamı. Kaderimin oyunu, cuma. Yine ne yaptım ettim, soluğu vapur iskelesinde aldım ya. Bunu nasıl becerdim bilmiyorum. En sevdiğim şey de gece vapuru. Yine saçma sapan bir günün başındayız. Oturmalı scooterlara bineceğim. Ha bu ne? Hop çıkalım bakalım valla. Telefon düşmesi keyifli. Ben 1000 yıllık kışçı olarak bu yazı bekliyorum hakikaten. Yazı beklemiyorum ama baharı bekliyorum. Kar montlarını falan bir çıkarmak istiyorum en azından. Bir sürü güzel rüzgarlık giymek istiyorum. Tamamen giyim kuşağım yüzünden istiyorum. Ben oturacağım bir yerde. Şimdi biraz kitap okuyup kahve içeceğim. Hızlıca. Sonra işim gücüm var kardeş. Sağlık şov. Arkadaşlar bakın. Ha benim beyaz koltuğuma kim kondu? Kar tanesine bakın. Arkadaşlar biz dışarı mı çıksak dedik de var ya şu evin gözünü seveyim. Gerçekten ya. İyi de geldi ama bir nefes aldıklarım kötü olmadı. Aynen öyle bir tur attık. Garip bir biçimde iyi geldi bu arada. Çok çok enteresandır. Bu sefer kimse kapımıza dayanmadı. Bayağı iyi oldu. Geçen sefer Hazal'la evde otururken gece 1'de kapı çaldı. Birileri geldi arkadaşlar. Tanımadığım insan. Neydi o başımıza gelen hakikaten? Buradan izliyorsanız zaten utanmışsınızdır bence bir çıktı. Yani sizi utandırmak değil de amaç. Ama yani böyle bir şey yapılır mı çok ya? Çok tatlılardı ama yani gerçekten gereksiz. Çok tatlılardı ve bir çıktı çok çok ürkütücülerdi. Çok çok sarhoşlardı. Gece 1'de birinin kapısına gelinir mi ya? Gelinir bu arada.
ne havaya bak. Gidelim bakalım o kar dersine. Take this sinking boat and point it home. We still got time. Oldu vallahi hocam. Bak ben Hamster'la Market ve Iglova gibiyiz ya resmen. Valla öyle oldu. Yine duruldum bak. Hak ediyorum her milimini bu dik gülüşü. Ayna elimde durur yara izi, içim üşütü. Yine duruldum bak. Ama yani can havli. Yine düşsem. Oralarda deliriyor. Ama çok tiz ama. Çok tiz. Hava yine buz gibi. İnanamıyorum ya. Arkadaşlar bu, biz Nisan'a giriyoruz ha. Yani baharın ikinci ayına gelmek üzereyiz. Ve yine hava buz. Dur çok sallandı. Midemiz bulanmasın. Kapatıyorum. Hadi kapatıyorum. Sonra arayacağım yine sizi. Arkadaşlar. Bu beyaz koltuğa bakın, bu gece de kim kondu? Diva Bebe Ruhi. Selam. Bu şey mi? Vlog mu olacak? Aynen, vlogumuzdayız. Herkese selam. Ne diyorsun bu yaşlı vlog işine? Hiç tutmadım. Hiç. Şu an olmakta bir tık gerildim açıkçası. Aa. Ay, hiç alışık değilim aşkım, benim hayatımda vlog çekeni. Kız kim alışık ki? 17 yaşında mıyız? Lisede Hi8 kameralarla bütün gün takılıyordum ve böyle arkadaşlarımı bunaltıyordum. Baya o his geldi bana geri. Bu arada şu anda dur tam gerçek bir vlog gibi bunu da anlatayım. Arkadaşlar şu an Melike ile Ah Kozmos'un yeni çıkacak olan şarkısını maalesef hepinizden önce dinleme keyfi. Hiç keyifli değil bu arada, baya derbeder olacak. Kız bir tane dertsiz şarkı yapın ya. Yok kardeşim, çıkmıyor. Dedim yok abi. Hiç bu yüzümüz gülecek gibi değil bu hanımefendiden. Full keder elem. Aynen öyle. Burada başka bir şey dinliyormuşum gibi. Herkese afiyet olsun dileklerimle. Yandık arkadaşlar. Keder elemden başka duygu? Yok, benim en mutlu şarkılarımın olduğu Spotify listemin adı maalesef kendimi iyi hissediyorum. Özür dilemeye gelmiş. Bu dünyaya. Haberler kötü. Aa, bu ışık. Teyzemin orada çantayı da göstereyim. Ay çok çok hoş. Karşıya geçiyorum, bir yemeğe gideceğim. Bakalım neler yaşanacak. Vlogumuz. Ne kadar uzun bir ceket. Birazdan sana vlogumuz için başka şeyler göstereceğim. Ayda. Vlog için mi? Vlogumuz için mi? Vlog değil. Vlogumuzu mu çekiyorsun diyemezsin. Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalın sahipleri hep beraber bulmuş. Evet, biz vlogumuz için çok uğraşıyoruz. Bir de ara geçişler için ben bazı videolar çektim bu bölüm için. Onları da birazdan yayınlayacağız. Lütfen aşağıya yorumları yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Sen nereden tanıyorsun da seviyorsun kız benim? Şimdi şöyle bir durum oldu. Bizim bir önceki vlogumuz vardı. İnanılmaz. Evet, telefonum gidince giden. İnanılmaz bir vlog çekmiştik. Vlogumuz diyor. Böyle çok özel bir gündü o gün. Şimdi şeyler denedik bazı sizler için. Her neyse, bunu çok uzatmıyorum. Biz o gün o vlogumuz için inanılmaz şeyler çektik. Sonra ne oldu? Merkür Retrosu geldi. Benim minik şahımı buldu. Koca Türkiye'de minik şahımı buldu. Merkür Retrosu bitmişti bile, öyle. Ben bu vlog için çok heyecanlıydım. Çünkü ben de vlog'a başladım bu arada. O gün. Ne olacak bilmiyorum. Neyse, şimdiki vlogumuza hayırlı. Hayırlara vesile olsun. Sizi seviyoruz. Lütfen takipte kalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başım tuttu.
Sen vlog mu dolduruyorsun dedi. Ben şu an vlog dolduruyorum. Hayır, vlog çekiyorum. Arkadaşlar video dolduruyorum falan gibi şeyler söylüyorum. Hayır, haberiniz onu öğrendim olsun. Artık. Vlog, video çekiyorum. Vlog da çekiyorum şu anda. Ben de çekeceğim bunu. Bu bölümü ben de çekeyim mi? Bu bölümü ben de çekeyim. Hayır yani. Artık lütfen yeter. Bütün Z kuşağı şu an bıraktı videoyu. Başka yandaki önerilen videoya geçti. Gizem, festivalde ulusal yarışmada filmin var, neler söyleyeceksin? Arkadaşının filmlerini kayırma artık, yeter. Esra az önce ilk vlogunu çektin. Evet, şimdi ilk vlogunu Instagram'a yayınlıyorum. Peki bu bir vlog değil, onun farkında mısın? Vlog gibi, ne kim diyor bunun kararını kim veriyor? Vlog Instagram'dan veriyor yani. Hayır, sen onun tek elini almışsın. Vlogumuz bu, şu an bizim vlogumuz. Kardeşim 30 saniyelik vlog olur mu? Hani bunun log kısmı? Parça parça, dizi gibi düşün. Video log. Çok çok hoş bir kız ya. Maşallah. Nazar boncuğu atıyorum üzerine. Tabak kırdım zaten. Evet, ben bir vlog izliyorum. Gerçek bir vlogta bulunmak isteyen burayı. Gerçek bir vlog. Çıkardım, size girersin. Teşekkürler. Lütfen vloguma söyler misin? Koryen çok iyi. Teşekkürler. Ama bak, kendimi övdürme bile. O kolyeyi nasıl seçtiğimizi anlatmak ister misin? Yoksa bir sonraki vlogda bakarız, açıklayabildiler mi? Yok yok, değil hayat. Ya bakar mısınız arkadaşlar? En iyi vlog bu vlog. Helal olsun. En iyi vlog benim vlogum. Gerçekten Esra Ruşan sayfasını kaydırmayı unutmayın. Esra Ruşan sayfasını kaydırmayı unutmayın. Bu story olmasın sakın. Vlog dediğin şey story olmasın. Hayır, hayır. Blogda da kaydırma yok. Altta ben link bırakacağım. Ne diyor Allah aşkına? Can Duraş Esra Ruşan nasıl komandası? Aynen öyle. Ben vlogçu olacağım, bak gör. Ben vlogçu olacağım. Vlogçuymuş ya, vlogger bile değil. Vlogger senin sözünü verdi. Vlogma gelecek. Ya vloga gelmek ne demek? Vlogma çekerken vlogma gelecek. Vlogma gelecek misin? Efendim? Vlogma gelme sözü veriyor musun? Veriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok kral. Vloguna gideceğim. Şimdi ben insanlara yavaş yavaş bunu anlatıyorum. Nasıl vlog çekildiğini. Senin vlogların sorunlarını biliyorsun sen. Evet. Evet. Geçiş videon yok. Bir anda sabah camdan bakarken arkadaşlar bambaşka bir kazak nasıl? Ya takmış buna, geçiş istiyor. Geçiş. Süreli gün batımı olacak. Masumlar Apartmanı günden gene geçti. Gün geçecek. Hayır, olur. Geçiş altı. YouTube'un altı. Hayır, ben onu dedim. Kıyafet değiştirecek. Ben odasına gireceğim kıyafet. Benim bu hafta itibariyle arkadaşlar Esra Ruşan Blogspot değil, Esra Ruşan'da ilk vlogunu göreceksiniz. İlk vlogunda bir iç var, aram var. Harbuki canlı performansıyla bu vlogda. Giderim ama herkes herkesin peykini görsün. Daha da Gizem Kızıl'ın son filminin ilk fragmanı benim vlogumda. Arkadaşlar Euphoria'nın ikinci sezonu biliyorsunuz hiçbir yerde yok. Esra'nın YouTube kanalında olacak. Çantamda ne var videosu çekecek. Şeytanın aklına gelmedi. Siz bende kalın. Beni takip edin bu arada. Ya yok ki, kanalın yok. Kanalın yok. Stok yapıyor kadın. Stok yapar. Ya yok, nereye stok yapıyor hayatım? Kanalı yok. Senin kanalın yok. Hayır aşkım, hayır. Açabilirsin tamam, evet. Telefondan YouTube kanalımı açıyorum. Ay ne olur aç. Ne olur aç, yeter artık. Şey söyleyeceğim Kürşat, bunu okey mi dedin sen az önce? Esra çantanla gelmeni istiyor. Onun vloguna, çünkü çantanla ne var videosu çekecekmiş seninle. Okey tamam. Yani, helal olsun. Önerim ben çantamı içine koyarak geldim ben de gelin yani. Benim vloguma sevdim sen. Esra'nın vloguunun ben çok başarılı olacağını inandığım için. Yani böyle başarılı bir vlogda da daha en başında yer alıyor olmak beni mutlu edecektir yani. Ya sen ne yüksekün, ne iyi insan. Öyle yaşıyorum. Öyle yaşıyorum insan olduğunu. Tekstil işlerde de ben anlamıştım. Ve seninle çalışmaktan gurur duyuyorum. Bu bir çalışma değildir arkadaşlar. Bu adam kullanıyor. Vloglarımızı birleştireceğiz belki. Öyle adamın vlogu yok, senin hiç yok. Vlog yapacak o. Öyle de olur. Bir şey söyleyeceğim. Vlog yapma işine nasıl bakarsın beraber? Bence komik olur.
Adam bakmıyor bile. Herhangi bir bakış yok bu konuya. Bir daha kameraların önüne mentor al. İlk önüne geleceğini söylüyorsun. Anne, lütfen rica etsem birazcık da Esra sizin masanızda oturabilirim ben. Anne, üçüncü bir konunun sensin. Sözünü verir misin şimdi? Tabii ki. Yani tabii ki mi anne? Deme beni bir. Şu kızı yüreklendirmeyin. Ben bu çıkıyorum. Başlıyorum. Çok çek kız. Çek kız arkadaşım. Nereden kim kıza getirdin bir anda? Ya kendi kendini getirdi. Arkadaşlar merhaba. Esra Ruşen hazır burada büyürken onun hakkında endişelendiğimi biraz dile getirdim. Biraz endişelendim değil mi? Vlog mu konuşuyorsun? Yok yok. Vlogumu Meriç ara. Şu an Meriç'in vlogumla ilgili bazı ön yargılar olduğu cümleye bakın ne başı var ne sonu. Giderim ama aklım kalır. Yok. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun YouTube'dan? İncecik. Yok hayır üstümde montum var. Dördüncü vlogumda. Esra bir insana dördüncü vlogumda olur musun diye sormak. Bari genel olarak vloguma konuk olur musun? Ne anlatmam gerekiyor? Ben çok heyecanlanıyorum vlog olunca. Ben de. Böyle boş. Hiçbir beklenti yok. Yazıyorlar yorumlara yani. Hiç öyle bomboş çekip planlı. Ama ben sana bir şey itiraf edeceğim. Lütfen. Senin o mini reels'ların sarhoşken izlenmemeli. Neden? Bana şöyle bir mesaj yazdım. Dedim ki Ege ne yapıyorsun? Manyak sarhoşsun. Sildim. Çok utandım. Yazıklar olsun. Vallahi çok utandım ama gönderecektim. Lütfen gönder bir dahakine. Çok şeydi yani böyle duygu yüklü. Anne. Yemin ederim. Ha sen OCT'den bahsediyorsun. Eze helal olsun evet. Bana çok tuhaf şeyler böyle. Anımda. Ağlayacağım şimdi galiba. Haydır indiriyorum. Haberler çok çok kötü. Evet sevgili Meriç, vlogumuzda artık evet. Kalabalık gürültülü bir masadan kalktık. Çok eğlendik. Çok çok eğlendik, çok güzeldi. Bu vlog için de artık bir kere daha vlog derse bire, yangın bağır diye bağıracağım. O zaman biraz müzik kalacağım. Arkadaşlar yine beyaz koltuktayız. Bakın bugün beyaz koltukta kim oturuyor? Ben varım. Yetenek reis. Hoş sohbet ettik. Kek getirmiş sağ olsun. Evet. Kek kahve dedik. Glutensiz bir tanesi. Bir tanesi glutensiz. Hiç tadı tuzu yok zaten. Oradan anladım. Glutensiz. Arkadaşlar şu öğlen 5 çayı gibisi var mı? Ya da kahvesi. Çay o kadar da hoş değil de. Kahvesi. Kahve çok iyiydi. Çayın tadı kötü arkadaşlar. Çay sever misin? Ben tadını sevmiyorum ya. Bir de bu ev çok güzel. Bu ev acayip bir şey. Ay ben o kadar söyleyeyim. Yemin ediyorum. Sen biraz hafta sonunda bu evde bir cuma cumartesi gecesi kal derim. Böyle uyumak istediğim bir cuma gecesi. Şöyle saat 2 sularında böyle yatağın dızdıklansın geçen bir arabanın basıyla da göreyim seni. Valla çekme. Arkadaşlar ben bu eve ne umutlarla taşındım. 2 yılda taşınabiliyorum ben zaten herhangi bir eve tam manasıyla. buraya taşındım. Buraya... Neden hafta sonları bu apartmanı sallamak istiyorsunuz arkadaşlar siz? Ya bu baslı minibüsler. Korkunç. Ya böyle bir şey olur mu ya? Evet. Bir de tam şurada ya Melikşah. Kapının önüne minibüs çekip üstüne çıkıp halay çekmeyin arkadaşlar. Bu medeni bir davranış değil. Bunu boş araziye gidin bunları yapmak için. İnsan oturuyor. Hadi ben yetişkin bir insanım. Hadi uykum kaçtı. Alırım uyku verici bir şey en azından uyurum. Bebek yaşıyor ya bu sokakta. İnanmayacaksınız evet, belki ama yazık. Yani... Üzücü olurum. Yapmayın. Bir tık emekli albay enerjisiyle konuşuyor gibi olabilirim. Ama yemin ederim bu insan hakkıdır. Ne diyorsun festivale? Heyecanlı mısın? Film festivalimiz geliyor. Yani aşırı heyecanlıyım. Niye hazır oldun mu duruyorsun? Çok heyecanlıyım. Ve acilen film listeni bekliyorum. Hep birlikte yapacağız şimdi o listeyi. Çok. Biz seninle daha yeni yeni arkadaş olma emareli gözü gibi festivallerde birbirimize göre uzaktan selam. Festival buddy'm benim ya. Evet. Eski dönemler gibi olacak bir de bu yıl. Bayağı filmden filme salon. Filmden filme ama bir arada beraber sen ben Meriç. %100. Hep beraber şey istiyoruz. Şu setini bir ayarladıysanız festival zamanı sorun çıkarmasına. Şu gül beni az yazın. Ne olur be. Ne olur çok zor bir şey değil. Ya sabah saatleri ya akşam aynen saatleri. Öyle. Günde 3 film 4 film çakıyor muyuz? Lütfen. Repo günlerinde kesin. Bütün gün. Ay, tamam ben sana çok güzel liste yapacağım. Tamam şimdi. Bekliyorum. Yaşasın. Ya böyle bir hayat olur mu arkadaşlar? Şu vlogu şimdi hızlı hızlı izledim de benim bir haftam bayağı güzel geçiyormuş. Yani güzel dedim. Aralarda bak böyle stres nesneleri var. Şimdi oturacağım mesela bütün gece çalışacağım.
Tabii ki bu alanlar, bu sahneler yok. Hep hayatımı kakarak kikirisini paylaşıyorum sizinle. Ne yapacağım ya başka? O yüzden sanmayın ki... Veya sanın ya, bana ne? Şimdi böyle bütün haftalarım, bütün zamanlarım eğlenceli geçiyor gibi olacak. Sonra bu festival zamanı bir gelince görürüm sizi. Sıkıntıdan patlayacaksınız. Her gün filmden filme gideceğim. Günde 4 film izleyeceğim. O vlogları da böyle hararetle izlemenizi bekliyorum gerçekten. Hadi görüşürüz o zaman. Ne yapayım, ne diyeyim daha?